bu aralar yatırım dünyasında en çok konuşulan meselelerden bir tanesi yapay zeka hisse senetlerinin geleceği ne olacak? Çünkü inanılmaz yükselmiş durumdalar. Bakın burada bu yılın başından beri yani kabaca 45 gün içerisinde SMCI'nin %251, ARM'ın %93, Nvidia'nın %50, AMD'nin de %27 yükseldiğini görüyoruz. Bir yıla çevirdiğimizde bakar mısınız SMCI'nin grafiğine? %979, Nvidia %219, ARM %110. Bunlar akıl almaz rakamlar. Peki bu bir bir balon mu sönecek mi? Hisse senedi fiyatları ne yapar bilmek çok zor. Gelecek hafta Nvidia bilançosu geliyor. Nvidia bilançosunda büyüme konusunda hafif bir öksürük olsa bu hisse senetleri fiyatları en azından kısa vadede geri çekilirler. Çünkü Wall Street olaya kısa vadede bakar. Ama uzun vadede bu yapay zeka çiplerinin desteklediği yapay zeka devrimi çok acayip bir yere gidiyor. Ve yeni bir iddiaya göre 2026 yılında yapay genel zekaya ulaşmış olacağız. Nedir yapay genel zeka? Yapay genel zeka bir insanın yapabileceği herhangi bir zihinsel görevi başarıyla gerçekleştirebilecek bir makinenin zekasıdır. Günümüzdeki bazı yapay zeka araştırmalarının temel amacıdır ve bilim kurgu ve fitolojide ortak bir konudur. Acaba bu bilim kurgu mu hakikaten? Ve o bilim kurgudaki kurgu 2026'da bilime mi dönüşecek? Çok acayip şeyler oluyor. ARK Invest bir yatırım kuruluşu her yıl harika bir rapor yayınlıyorlar. ARK Invest Big Ideas diye mutlaka indirip bakmanızı tavsiye ederim. Oradaki şu slide gerçekten beni süper şaşırttı. Bu slide kabaca diyor ki 2020'nin başında yapay genel zekaya ulaşmak için önümüzde 50 yıl oldu inanıyordu. Daha sonra OpenAI geldi ve onu gördüğümüzde bu inanç 34 yıla indi. Bu inanç ARK Invest'in inancı değil bu arada pek çok bilim insanının ortak görüşü. Daha sonra Google'un ve Meta'nın yeni projeleri piyasaya çıktılar. Bu sürenin 18 yıla indiğini gördük. ChatGPT 4'ün lansmanından sonra ise bilim insanları yapay genel zekaya 8 yılda ulaşabileceğimizi düşünmeye başladılar. Bakın 2020'nin başında beklenti 50 yıldı. 2023'te bu beklenti 8 yıla inmiş durumda. Daha da enteresanı bilim insanları yine yanılıyor olabilirler. Eğer bilim insanları yanılmıyorsa ve bu 8 yıl 2030 civarında yapay genel zekaya ulaşmış olacağız. Eğer bilim insanları bugüne kadar yanılıkları gibi yanılıyorlarsa sadece 2026 yılında yapay genel zekaya ulaşmış olacağız. Akıl almaz bir şey bu. Yapay genel zeka neyi değiştirecek? İnsanın yaptığı her şeyi insandan daha iyi yapan bir teknolojiye ulaşıyoruz demektir. En azından zihinsel anlamda robotlar biraz daha arkadan geliyorlar çünkü fiziksel dünyada değişim daha zor. Ark Invest buradan yola çıkarak diyor ki şu anda dünyadaki bütün hisse senetlerinin toplam değeri 117 trilyon dolar civarında. Bunun sadece 19 trilyon dolarlık bölümü disruptive inovasyonlarla ilgili yani yıkıcı inovasyonlarla ilgili yapay zeka bunun içinde çok büyük yer alıyor. Unutmayın Nvidia'nın tek başına değeri 1.7 trilyon dolar. Bunun üzerine Google'u, Amazon'u, Meta'yı hatta Apple'ı, Tesla'yı da ekleyin. Bunların hepsi yapay zekayla ile firmalar. Şu 19 trilyon dolara kolayca ulaşacaksınız. 2030'a geldiğimizde dünyadaki hisse senetlerinin toplam değerinin 360 60 trilyon dolar bulacağını, bunun 220 trilyon dolarının disruptif inovasyonla ilgili olacağını söylüyorlar. Yani yapay zeka firmaları, robot firmaları, enerji saklama firmaları, gen dizileme firmaları ve en sonunda tabii siz kriptocuların bayılacağı blockchain'ler. Bu alandaki şirketlerin değeri 220 trilyon dolara ulaşacak diyor. Eğer 2026'da yapay genel zeka gerçekleşirse bu rakamlar daha da büyüyebilirler. Çünkü yapay genel zeka inanılmaz bir verim devrimine neden olacak ve bu alandaki şirketler oyunun kazananı olacaklar. Bu rakamlar doğru mu çıkar yanlış mı çıkar bilmek çok zor. Ama yapay genel zekaya çok yaklaştığımıza dair dün bir ispat daha gördük. Eminim sosyal medyada bu hoş hanımefendiye denk gelenler var. Bu hoş hanımefendiyi yapay genel zeka yaratmış. Hangi yapay genel zeka? ChatGPT'nin de yarısı olan OpenAI'nin Sora isimli metinden video yaratan yeni yapay zekası. Dün Twitter adeta bu konuda yıkılıyordu. Bugün de çok sayıda video var. Barış Özcan'ın özellikle değerlendirmelerini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. O da hızlıca bir video yaptı. Bakın birkaç örnek oynatalım burada. Mesela burada uzak doğuda, Tokyo'da bir hanımefendi yolda yürüyor. Buna nasıl bir emir vermişler? Tarz sahibi bir insan Tokyo'da gece yolda yürüsün demişler. Detayların kalitesine bakar mısınız? Yani akıl alır gibi değil. Işıklar, renkler, göz yüzün üzerindeki yansımalar akıl alır gibi değil. Tabii ki çok detaylı inceleyince mesela şu hanımefendi arkada bir tuhaf yürüyor. Yapay zekanın böyle bazı sapmalarını görebiliyorsunuz. Ama bu gerçek bir insanın yaratacağı videodan çok da uzakta değil. Burada bir bilim kurgu filmi yaratılmış. Bir bilim kurgu filminin introsu daha doğrusu. Nedenmiş? Kırmızı başlıklı bir astronot Mars'ta bir şeyler yapıyor olsun. Emirler hep aşağıda yazıyor. Şurada prompt diyor ya oradaki detaylarda bunun nasıl oluşturulduğunu görebiliyorsunuz detaylara bakar mısınız? Yani siz bir sinema filmi yaratırsınız. Artık stüdyolara, prodüksiyonlara, efektlere gerek yok. Yapay zekaya doğru emirleri veriyorsanız bir sürü şey ortaya çıkabiliyor. Beni yine çok büyüleyen başka bir örnek. Görüyorsunuz dalgalar, muazzam bir manzara. Buradaki her şeyi yapay zeka yaratmış. Gerçekçiliğe bakar mısınız? Böyle bir dünya varken gidip mesela biz videolarımız için zaman zaman video stokları satın alıyoruz. Arka planda oynasın diye. Onları alır mıyım? Onları üretenler para kazanabilir mi? Mümkün mü bütün bunlar? şu detaya bir bakın lütfen. Ama bütün bu videoların içerisinde beni en çok etkileyen buydu. Burada bulutların üzerinde kitap okuyan birisini görüyorsunuz. Kitap sayfalarının hareketleri biraz tuhaf. Dikkat ederseniz bunu göreceksiniz ama geri kalanda görüntü kalitesine bakar mısınız? Işığa, renge, gerçekçiliğe akıl almaz. Elbette sonra henüz çok yeni bir teknoloji. Çok az sayıda insan kullanabiliyor. OpenAI ekibinin kendisi kullanıyor. Bir avuçta yaratıcıya vermişler. Ve zaman zaman hatalar da yapıyor. Bakın burada tuhaf bir ters koşma var. Ve altta da diyor zaten burada bir zayıflığını keşfettik. Sora'nın zaman zaman saçma fiziksel tasarımlar yapabiliyor diyor. Ama gelişmeye bakar mısınız? Ulaştığımız noktaya bakar mısınız? Ve ulaştığımız noktayı sadece bir yıl önce metinden video üreten ilk örneklerle kıyaslarsak ne kadar hızlı gittiğimizi daha da net anlayacaksınız. Bakın bu sadece bir yıl önce Stable Diffusion üzerinde yaratılan ve o zaman çok konuşulan Will Smith'in spagetti yeme yapay zeka videosu. Oradan buraya olan gelişmeye bakar mısınız? Şu şekle bakın bir de bugün ulaştığımız noktaya bakın. Arkamda köpeklerin bu karla oynama videosuyla son yorumu yapmak istiyorum. Bence Sora'nın dünkü bu sunumdan sonra yapay genel zekaya ulaşmak konusunda 8 yıldan 6 yıla indik. Bu durumda belki 2026 değil 2025'e iniyoruz. Bütün bu videoların yaratıcısı olan OpenAI'nin sahibi Sam Altman'ın 7 trilyon dolarlık yatırım arayışında olması bence artık gerçekçi bir hedef. Çünkü bütün bunların yapılabilmesi için süper kuvvetli bilgisayarlara ihtiyaç var, süper kuvvetli veri merkezlerine ihtiyaç var, süper kuvvetli işletim sistemlerine ihtiyaç var. Ve diyor ki Sam Altman bugün Nvidia'lar vesaireler bize yetmez, çok daha fazlasına ihtiyacımız var diyor. Ve OpenAI'dan gelen sızıntılar yapay genel zekaya sandığımızdan çok daha yakın olduklarını gösteriyor. Neyi değiştirir bütün bunlar? Mesela sırf bu videolara baktığımızda video üreticisi olarak ben bile tedirginliğe kapılıyorum. Çünkü evet bu henüz bir giriş aşaması gibi gözüküyor ama bir yıl sonra video üretmenin tamamen başka bir yere geleceğini görmek çok da zor değil. Mesela şunu yapabilecek belki benim geçmişteki videolarımı incele. Bugün Coinbase bilançosu geldi. Coinbase bilançosu ile ilgili verilere bak. Benim video anlatım tarzıma göre lütfen bir video oluştur ve Coinbase bilançosunu değerlendir. Neyse ki şimdilik yok o ki biz YouTube katıl üyeleri biraz önce Coinbase bilançosu ile ilgili detaylı bir video yayınladık. Ama meslekler değişecek. Burada video üreticileri ışıklan kandırmacılar, bunu hayallerini kuranlar hepsinin kökten değişeceğini görüyoruz. Ve bu sadece text to video yani metinden video uygulaması. Bunu sağlığa, savunmaya, diğer alanlara uyarlayın ve karşımızda neyin olduğunu görün. O yüzden yapay zeka şirketlerinin hisse senetlerinin kısa orta vadede nasıl hareket edeceğini bilmek mümkün değil. Ama uzun vadede bu tatlı köpekler bize gösteriyor ki bambaşka bir yere doğru gidiyoruz. Ve ben yapay zeka ile ilgili bütün şirketlerin bütün yatırımların içerisinde yer almak istiyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, sadece teknolojinin nereye gittiğine dair çok enteresan bir gösterge. Ve eğer bunun dışında kalırsanız bence parasal olarak da kariyer olarak da başınız dertte olacak.